girişi güzel. Yazı ayrı güzel. Kayseri Yahyalı'dayız. Hadi. Kolay gelsin efendim. Cümleten kolay gelsin. Canlı radyo. Vakti zamanında hanımefendiler iş yaparlarken radyo dinlerlerdi. Ya pil yok zahar ya da işte radyo ile uğraşmamışlar. Canlı olarak sanatkarın eşliğinde yapmışlar bu işi. Tam teçhizat da işte tabii bazı sıkıntılarımız da var. Mesela jack. Profesyonelce. Etrafla ilgilenmiyor. Radyo. Kanal düğmesi var mı onu bilmiyoruz. Bakacağız. Çıkıt. Evet. Çıkıt. Evet. Yok, tek kanal. Çık, kapatma düğmesi var mıdır acaba? Vallahi buldum. Kanal ayarlarını yapamadık ama kapatma düğmesini bulduk. Açınca çıkıt. Devam. Güzel. Onu bulduk. Çıkıt. Kusura bakmayın, radyonuzu böldüm. Biraz sonra tekrar açacağım. İsmini bağışlar mısın anneciğim? İsmim Şemsi. Şemsi. Şemsi mi? He. Evet. Beğenmedim yoksa. Olmaz o. Ne kadar güzel bir isim. Siz ne yapıyorsunuz burada anneciğim? Ben yemek yaparım. Düğün yemekleri yaparım. Ben üzümlüyü yaptım. Üzümlü ne? Üzümlü. Şu nohudu. Şu üzümü. Eti. Onun içinin şeyler işte baharatları. Pekmezi. Onlarla yaparım. Ondan geleni tabii düğün yemekleri çeşitli olur. Yahyalı'nın meşhur. Düğünde peki anneciğim üzümle pekmez ve et bir arada olur mu? Oluyor, oluyor, olur. Siz yedin mi bakan olur. Oluyor ki yapıyor. Ölürler bunun için. Kim ölür? Yahyalı. Yahyalı'da? Yahyalı'da. Bir de ölüyorlar bunun için. Ölürler. Beyin sağ mı anneciğim? Adam trafik kazasından öldü 74'te. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Siz ondan sonra düğün yemekleri mi yapmaya başladınız? He, onları yapıyorum. Öyle mi büyüttünüz çocukları? Öyle büyüttüm çocuklarımı. Siz ne yapıyorsunuz anne? Biz de bezdirme yapıyoruz. Köfte. Buyur. Köfte yapıyor. Bezdirme mi? Hı-hı. Neyin neyini bezdiriyorsunuz? Et diyorlar böyle. Ondan öyle iki tane soğan doğrarız, düğük atarız. Baharatlarını yoğururuz. Bizim bu, burada bu meşhur. Sarımsak dövme şey değil mi bu? Yok, bu ayrı. Bu et dövme şeyi. O ayrı, bu ayrı. Siz sadece yapmıyorsunuz benim gördüğüm kadarıyla ablacığım. Yapıyoruz. Böyle diyorduk mu yaparız. Yapıyorsun da bir de yemişsin bunlardan bayağı bir. Hı hı. Götürmüş şunu. Kilo aldırıyor mu ablam? Aldırır. Hadi aldırma dede hani. Sular, çayırlar, çimenler, kuzular, koyunlar meleşirken geleceğinde yayalı göreceği oğlum. Bu ne? Ne geldin de ne dadın? Sen ne vurdun, ben ne vurdum? Kışın gelinmez mi canım yani? Geldik de ne vurduk? Donuyor işte acık bir kere. Bir neşe bulacaksın. Soğuk ama. He. Kışında program lazım anne ya. Ya lazım ya, böyle lazım. Güzün gelecek dediler, gelmedi. Lütfen geliyor dediler, gelmedi. Getirdik bizi kışın sırtına soktuk. Zaten hastayım bir yandan. Bir tane üzümlü anlatacağım diye donduruyorum beni. Dondurdun beni. Menfaatim bir de bura benim. Deli misin nesin sen şuraya? Dedim deli misin nesin? Sürekli de getirdi buraya. Ya helal edin hakkınızı kardeşim. Helal et hakkını anne. Helal olsun. Senin anne konuşacağım. Ben Tayyip Erdoğan'ı görsem derdimi ona dökerim oğlum. Ne diyeyim, senden köyde olmaz kasaba olmaz bana. Doğru söylüyorum. Başbakanı görsen ne anlatacaksın annem? Ne derdin olacak? Nelerim var, nelerim var. Açılmaz, üstü kapalı. Neler var? Söyle bakalım, anlat belki bakalım. Seyrediyordur. Yok, seyretmez. Derdim çok. Seyretmez diyor canım. Allah Allah. Ben şurayı seyretmeye zamanı bulur. Omuzunda bindi herkes. Zamanı bulacak seni seyretmeye. Sayın Başbakanım, çaya bekleniyorsunuz Şemsiye'ye. Anlatacakları varmış. Davet Şemsiye'ye gelen. Olmaya daha belli bir şey de. Hiç belli olmaz. Bir bakmışın gelmiş. Bu yalan nedir derdin diye. Canı soğusun. Canı soğusun. Yine duyuralım. Varsa canı bir derdin söyle annem. Yok. Diye söylenecek. Seyreden biri söyler belki kendisi. Söylenecek dert değil kuzum. İçimde gizli kapalı. Allah Allah. 40 senelik bir mesele. Çıkma. Hayırdır anneciğim? Hayır inşallah. Neymiş anne bu 40 senelik mesele? Olur mu canım, her şey rahat da gizli, kabahat da gizli. Her şeyi sana değil mi şimdi şurada? Yok değil mi? Görüyor musun? Etrafındakiler. Allah şuraya götürürler. Haber verirler. Allah Allah.
Ha sır yani. Sır tabii. Şuraya şöyle şöyle dedi derler. Gelinir mi? Yanımla gidecek mezere. Ya da başbakan öğrenecek sadece. Ha. O öğrenirse halden bilir. Efendim her yerde bir özellikle televizyon kameralarını görünce ahaliyle şöyle bir temal vardır. Buradan başbakana seslenmek istiyorum diye. Şemsim'le başbakana seslenmiyor. Diyor ki gelirse bir tek ona söylerim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haliniz, vaktiniz yerinde inşallah. Yerinde. Yahyalı halısı diye bir halıyı affedersiniz. Benim cehaletime verin. Ben yeni duyuyorum. He, bu yahyalı halısı çok değerli de burada para etmiyor. Şu var ya, şunu şeyde boyarık. Kavukta, cevizde boyarık. Şu rengi çamurda boyarız. Çamurda mı? He çamurda. Narpuzda. İpleri yaparım. Kendiniz boyuyorsunuz. He yani. Kendimiz boyuyor. Bu çok değerli, çok bu halı. Bunlar ne ipi? Yün mü? Koyun, koyunlardan alınan yün. Yün halı yani. Yün halı. Bunun boyasını ne zaman yapıyorsunuz abla? Yazın yaparız. Erkek yapamaz mı? Yapamaz. Niye yapamıyormuş? Yapamıyor, bu kadın işte. Ne münasebet canım? Nasıl yapılıyor annem bu? Ne hi hi. Yaparsan yap, zaten başka yerde her işi görüyorum. Bu aldık. Kandilli yazmayı kaldır yüzümden. Vay güzel. Alırım deyip de döndün sözümden. Vay güzel. Yok be abla, bu gene şey bu be. Bayan işi gibi görünüyor. Yani. İşte bayan işi. Yapamayacağımızdan değil de. Nedir efendim ayrıcalığınız? Hanımefendiler orada çalışırken siz... O benim görümcem oldu. Görümcem. Şemsim. 72 görümcem. Yaşında iş yapıyor hanımefendi, siz burada oturmuşsunuz. Ben dedi ki sen yazdık. Üşüme dedi, otur şurada dedi. Ben yaparım senin yapacağın işi dedi. Kayınvalide var mıydı sizde? Yok. Dedem öldü. 18 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Maaş bıraktı mı beni? Bıraktı da biz iki evliydik, öteki yiyor. Bize yok. Havalı yok biz. Siz kuma mı geldiniz efendim? Kuma geldik. Elinden herifi aldık. Şimdi de böyle arada kaldık. Siz mi aldınız herifi elinden? Biz aldık. Biz aldık. Çocuğu var mıydı ilk hanımından? Var. Sebep efendim? Adamı mı beğendiniz? Bilmiyorum işte. Bilmiyorum aldı. Neyse. Yanılmaz Allah. Yanıldık aldık. Şimdi de arada kaldık. İlk hanımıyla görüşüyor musunuz? Beraber eğleniyoruz da evi ayrı. Beraber mi oturdunuz rahmetli Saken? Saken de beraberek, şimdi de beraberek. Aynı evde oturdunuz. Aynı evde. Maaşı ama şimdi resmi yiyor. İşi olduğu için. He, o yiyor. Size koklatmıyor yok, mu? Yok, hiç. Herif yerimden almayı bilir mi diyor. Şimdi böyle dingel kaldı. Ah rahmetli sağ olaydı, bunlar böyle olmazdı ama. Olmazdı ya, oldu işte. Kıskanmıyor muydunuz birbirinizi? Kıskanmıyorduk. Bir evde eğlendik. Canım insan eşini kıskanmaz mı? Kıskanmaz, kıskanmadı. Şimdi de öldü. Yorgan gitti, kavga bitti. Peki o ilk eşiyle onun rızası var mıymış sizinle evlenmesine? Bilmiyorum onu. Bunlar bilir. Bu bilir, bu bilir ona. Gel hele bir annem gel. Karıştırmışsın ortalığı. Evet, karıştırdım. Kardeşin evliymiş, bir daha ev vermişsin. Gönül kimi söylerse güzel o dedi kardeşim. Benimle neyle ilgisi yok şuraya bir. Varmış var, zaten var. Bir eşi. Vardı, eşi var. Eşi bundan güzel, bu ondan güzeldi. İkisi de güzeldi. Şimdi doğrusu söyleneceğiz. Niye aldınız ikinciyi? İkinci istediler de aldılar birbirini. Bizden ne olur? Benim üstüme de iki tanesi geldi. Şöyle söyle. Efendim? Üç tane. Ne? Üç tane evliydi bunun kocası. Üç evliydi işte 74'te. Birini aldı kaçtı aramızdan. Beni bıraktı gitti çocuklarımla. Şöyle. Duydum ben de burada işte. Trafik kazasında vefat etti dedin anne. O bir şaka öyle geldi. Sağ mı adam abi? Sağ, daha gebermedi duruyor. Gebermedi. Gebermedi. Görüşmüyor musunuz? Görüşmüyorum. Çocuklarınız var? Çocuklarım da var. Öteki aldığı uğrattan da var. Beş çocuk, beş de benden var. Beş benim var, beş de onun var. Aradakinin yoğudu. Sizden İki. Sonra birini aldı. Ha, onun çocuğu yoktu. Ondan sonra daha birini ondan aldı. Ondan sonra daha birini aldı. Ondan sonra kaçtı gitti Yahyalı'dan Antalya'ya. Siz kabul etmediniz mi kumayı?
Etme, kumayı kabul ettiğimden değil, kabul etsem de geldi, yoğrularım var başıma, etmesem de geldi, niye edeceğim? Beraber mi oturdunuz bir süre? 13 sene beraber oturduk, üç hanım. Adammış be! Yiğitmiş be! Adamdan başka her şeye benzer. Başbakan'a anlatacağın şey yok muydu? Daha ondan başka neler var başbakan'a mı anlatacağım? Efendim, nohut, pekmez, et ve üzüm. Karanfil, bunun acaba tadı nasıl? Şekerli et gibi. Ben geliyorum şuraya. İstasyon da... Evet, hoş geldiniz Şuray Bey. Radyo konuştu. İlk defa. Hoş bulduk 8 MHz abi. İsim? Benim ismim Star Abdullah derler. Efendim? Canlı Star, canlı orkestra. Düştüm o pusudan varina, öğüt veren bol olur. Babasam o öğütleri, buradan köye yol olur. Ana baba başı kardeş, dar günümüze el olur. Namusu belasını kardeş, duyduğumuz can bizim. Namusu belasını kardeş, döktüğümüz kol bizim. Hep bir kolu tuvallıyız, biz bize benzeriz. Namusu belasını kardan kaydığımız. Can bizim. Teşekkür ederiz. Bu anladığım kadarıyla, yanlışsam düzeltin, bir Cem Karaca taklidi denemesiydi. Evet. Deli gönül sevdasını ben bilirim, ben bilirim. Yalan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim. Yalan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim. Canlı amfi. Amfi canlı olunca tabii. Yapmayın. Tabii. Bunu kim icat ettiyse yapmasınlar. Limon, var mı öyle limonların etkilerinde? Canlı orkestra ama bir problemimiz var canlı orkestrada. Çalınız gene o. Yapmayın Şuray Bey. Canlı olduğu için bazen susturmakta zorluk çekiyor. Ya yeter, hani kafamız şişti, gerek yok. Bir tane limon buluyorsunuz, isminizi tekrar bağışlar mı? Abdullah. Abdullah Bey için bir limon buluyorsunuz ve sorunu külliyen çözüyorsunuz efendim. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun.